Merhaba. Balık yiyin etkinliğimiz için bugün sizlerle beraber dondurulmuş ahtapotumuzu pişireceğiz. Aslında ahtapotu normal çiğ, yumuşak bildiğiniz denizden çıktığı haliyle alıyorsunuz. Dinlenmesi için en az bir hafta derin dondurucuda bekletmek gerekiyor. Ne kadar uzun süre beklerse 1-2 ay kadar o kadar daha lezzetli elde edebilecek hale geliyorsunuz. Yoksa ahtapotu klasik yöntemle taşa vurma usulüyle yumuşatmak gerekir. Şu anda bunu yapamayacağımız için evlerimizde bu yöntemi kullanıyoruz. Ahtapotumuzu alıp düdüklü tencereye koyuyoruz. Bir tane doğranmış soğan, soyulmuş soğan. İki tane defne yaprağı koyuyoruz üzerine. Birkaç tane de tane karabiber atıyoruz. Düdüklü tencerede pişirdiğimiz için 2-3 taneden fazla atmamak gerek. Çünkü düdüklü tencerede kokusu daha ağır hissediliyor. Ve üzerine su ilave ediyoruz. Düdüklü tencerenizin kullanma talimatına uygun olarak su ilave edin. Ben düdüklü tenceremin 4 numaralı konumunu kullanıyorum. Dondurulmuş ürün konumunu kullanıyorum. Düdükteki buhar çıkış sesi başladıktan sonra 30 dakika pişireceğim. Benim tencerem, fikir vermesi açısından benim tenceremde bir gece önceden ıslatılmış kuru fasulye 7 dakikada pişiyor. Evet, 30 dakikaya kurduk ve altını yaktık. Evet, haşladığımız ahtapotu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bembeyaz çıktı. Şimdi ahtapotumuzu soyacağız. Ahtapotumuz görüldüğü üzere çok kolay soyuluyor. Şöyle tutup bacaklarını sıyırabilirsiniz. Çok rahatlıkla soyuluyor. Bu ahtapotumuzun baş kısmı zaten size satarlarken ayrı olarak veriyorlar, temizlenmiş olarak. Küp küp doğrayacağız. Bu baş kısmını aslında içine kaşar koyup ızgarada bir güzel kızartabilirsiniz. Bacaklarını da doğrayacağız şimdi. Evet, limonumuzu sıkıyoruz. Limonların kabuklarını saklayalım ki daha sonra ellerimizi yıkadıktan sonra krem niyetine kullanabiliriz. Çok iyi geliyor. Evet, ilk önce limonumuzu şöyle bir gezdiriyoruz. Sonra da sızma zeytinyağı koyuyoruz. Ve ahtapot salatamız hazır. Afiyet olsun.